Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Kasım 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, Kasım ayına yeni ayla başlıyoruz. Her zaman denk gelmez ama bu ay hemen 1 Kasım'da 9 derece Akrep burcunda yeni ayımız doğacak ve ay ortalarına kadar yeni ay ışığını büyütürken bizim için de önemli etkileri gündeme getirecek. Evet. Mars yönetiminde bir yeni ay bu. Akrep yeni ayı. Aynı zamanda Plüto da yöneticidir. Ve her iki gezegende karşıt açıda. Mars-Plüto karşıtlığı aktif. Aynı zamanda Merkür-Uranüs karşıtlığı da ayın ilk günlerinde aktif olacak. Dolayısıyla bu yeni ay Mars geçişi nedeniyle sizin için bireysel olarak çok etkili çalışabilir. Daha çok sabit burçlarımızı etkiliyor tabii ki ama Mars yengeçte olduğu için biraz daha etki alan, belki biraz daha zorlanan burçlardan olduğunuzu söyleyebilirim. Akrep sizin 5. eviniz. Aslında duygusal konular, kişisel girişimleriniz, sizi mutlu eden, heyecanlandıran, eğlendiren, hayattan zevk aldığınız girişimler, sanatsal çalışmalarınız, hobileriniz, çocuklarınız, aşk hayatınız, bunlar hep 5. evle ilgilidir. Güzel bir evdir 5. ev etkisi. Buradaki bir yeni ay bu alanlarda hayatınıza heyecan getirebilir kuşkusuz. Bazı sürprizler, değişimler, ama bununla birlikte duygusal krizler de getirebilir. Özellikle çocuklarla ilgili alanlarda ya da aşk hayatınızda güçlü etkilerle karşılaşabilirsiniz. Şimdi Mars 29 derece yengeçli olduğu için özellikle tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız sevgili yengeçler. Güneşiniz veya yükselen burcunuz 29 derece ve yakınlarındaysa, yani son derecelerdeyse daha fazla etkilenen gruptasınız. Eğer ilk derecelerdeyse o kadar fazla Mars etkisi almıyorsunuz şu sıralarda. Ancak tabii haritalarınızda böyle Akrep, Boğa, Aslan, Kova gibi sabit burçların 9 derece ve yakınlarında diğer kişisel gezegenleriniz varsa yeni ayın tesirleri çalışır. O zaman aktifleşecektir. Bir yandan Plüto da artık son derecelerde karşıt burcunuzda, özellikle eşle ilgili konularda, evlilikle ilgili, işbirlikleriyle ilgili konularda böyle bir güçlü manipülatif durum, bir duygusal baskı hissediyor olabilirsiniz. Hani bunlar işte eşinizle beraber ortaklaşa davranmanız, almanız gereken kararlar çocuklarla ilgili olabilir ya da parasal konularınızın yönetimiyle ilgili olabilir. İşte aşk hayatınızda krizler olabilir. Bir ilişki içerisindeyseniz, bir de aşk hayatınızda bazı beklenmedik heyecanlar varsa, hani bunların hayatınızda yarattığı bazı böyle duygusal baskılar olabilir. Şimdi sürece baktığımızda çok da yakın vadede bitecek gibi değil aslında bu Akrep Burcu yeni ayın etkileri. Çünkü Mars'ı takip ettiğimizde önümüzde bir Mars retrosu var. Uzun da bir süre etkili olacak. Aralık ayının başlarında retroya geçecek. Aslan Burcu'nda retroya geçecek ama sonrasında yeni yılın ilk aylarında Yengeç Burcu'nda tekrar hareketi devam edecek. Üstelik 60 gün gibi uzun bir süre, Şubat sonlarına kadar burcunuzda olacak, retro olacak. Bunun tabii ki size yansımaları olacaktır. Birazdan enerjisel olarak içe çekilme, kendinizi iyi ifade edememe, bununla birlikte çok da yönetemediğiniz daha karmik kökenli etkiler, enerjiler hayatınıza dahil olabilir. Bu dönemde özellikle sağlığınıza dikkat etmenizde fayda var. Yani sağlığın riske atılmaması gereken bir dönem. Kişisel güvenliğinize çok önem vermeniz gerekiyor. İlişkilerle ilgili çok dürtüsel, çok duygusal davranışlarınız olabilir. Bunların hayatınıza maddi manevi yansımaları da olabilir. Dolayısıyla hani çok da risk almamaya çalışın. Özellikle 5 Kasım'da Mars Aslan'a geçecek. Yani para evinize geçecek. Biraz parasal konularda risk alabilirsiniz. İşte çok kazanayım kaygısıyla böyle bir spekülatif alanlarda ya da şans oyunlarında daha fazla risk almanız mümkündür. Çünkü 5. ev bu konuları da yönetir. Ancak bunlar çok geri tepebilir. Çok sonrasında hani sizi zarara da sokabilir. Güvenceye, güvenli, istikrarlı hareketlere ihtiyacınız var. O yüzden duygusal ve dürtüsel davranmamaya çalışın. Para konularında, aşk hayatınızda, ilişkilerle ilgili konularda özellikle sevgili yengeçler. Evet, şimdi 12 Kasım'da Venüs Oğlak Burcu'na geçecek. Bu hani özellikle eş partner konularında biraz daha güven arayışınız öne çıkarırken destekler de getirebilir size. Yani içinde yaşadığınız herhangi bir krizde eşten destek almanız ya da ilişkilerde biraz daha böyle dürtüsel değil de daha mantıklı, daha güvenli adımlar atmak, daha istikrar arayışı içerisinde olmanız mümkün olabilir. 15 Kasım'da ise 24 derece Boğa Burcu'nda Dolunay var. Bu Dolunay'ı da Venüs yönetiyor zaten. Ancak Uranüs'le birleşen bir Dolunay 11. evinizde. Şimdi burada tabii ki sosyal hayatınızda,
İşte görüştüğünüz kişiler, arkadaşlarınız, arkadaş gruplarınız, onlarla ilgili biraz heyecan verici gelişmeler olabilir. Yani arkadaşlarınız sizi şaşırtacak davranışlarda bulunabilir. Bazı ilginç haberler alabilirsiniz. Bununla birlikte yeni tanışmalar olabilir. Yani girdiğiniz bir ortamda, belki bir ders sırasında, belki bir kursta, belki bir işte arkadaş toplantısında sizi heyecanlandıracak biriyle tanışmanız. Dolayısıyla biraz ilişkiler ve aşk hayatınızda önemli görünüyor Kasım ayı. Yani sürprizler var, yok değil. Ancak mümkün olduğunca da duygularınızı, böyle dürtülerinizi iyi yönetmeniz lazım. İşte çünkü Uranüs etkili şeyler heyecanla gelen durumlar yaratır ama bunlar hızlı başlayıp hızlı bitebilir ve hayatımızda böyle istikrarsızlıklar da getirebilir. Dolayısıyla aşk hayatınızda, ikili ilişkilerinizde bazı sürpriz gelişmeler olabilir. Bununla birlikte istikrarlı bir ilişkiniz var, partneriniz var, eşiniz var. Belki biraz daha böyle onunla birlikte güzel bir şeyler yapabilir, kararlar verebilirsiniz. Ortaklaşa bir girişiminiz olabilir. Bu bir seyahat de olabilir. Belki bir çocuklarla ilgili böyle bir çocuk sahibi olmak falan gibi, hani böyle bir etkiniz var ya da çocuğunuz var ortaklaşa, hani çocuğunuzla ilgili bazı kararlar verebilirsiniz. Onun geleceğiyle ilgili, eğitimiyle ilgili ve benzeri konularda. Buralarda hoş etkiler de getirebilir. Ya da biraz daha böyle olgun bir yengeçseniz işte çocuğunuzun bir ilişkisi olabilir, bir nişandır, düğündür, evliliktir. Hani böyle konular hayatınızda biraz daha gündemde olabilir. Tüm buralar aslında daha eğlenceli, daha böyle bize mutluluk veren, huzur veren gelişmeler ve bunlarla ilgili tabii ki payınıza düşen etkiler var sevgili yengeçler. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle boğa, akrep, aslan, kova, hani buralarda böyle 24 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa bu bahsettiğim etkiler daha fazla öne çıkabilir. Güneşiniz veya yükselen burcunuz 24 derece ve yakınlarındaysa boğa yeni ayı özellikle size daha fazla destek olacaktır. Yani burada daha fazla duygusal destek almanız, daha keyifli durumlarla karşılaşmanız, sosyal hayatınızda da böyle hareketliliğin olması, arkadaş ilişkilerinizin olması mümkün görünüyor. Biraz bu dönemde grup çalışmalarına, ekip faaliyetlerine, toplumsal olaylara da daha yatkın olabilirsiniz. 20 Kasım'da Plüto Kova burcuna geçecek. Bu artık kalıcı bir geçiş. Bir daha Oğlak burcuna dönmüyor. Önümüzdeki yıl Kova burcunda ilerlemesini sürdürecek. 20 yıl kalacak orada. Kolektif bir gezegen, jenerasyon gezegeni, daha çok toplumsal alanlarda, bilimsel, işte teknolojik, ekonomik, sosyal alanlarda güçlü bir dönüşüm enerjisi veriyor ve bu süreci hep beraber insanlık olarak bu dönemde yaşayacağız. 22 Kasım'da Güneş Yay burcuna geçecek sevgili yengeçler. 6. evinizi aydınlatmaya başlıyor. Ancak Merkür de ay boyunca Yay burcunda. Yani bu ay biraz böyle günlük trafiğiniz yoğun. Yani çok fazla meşguliyetiniz olabilir. Özellikle 22 Kasım'dan itibaren Güneş'in Yay burcuna geçişi, gerek hani evde çalışmayanlar için söylüyorum, işlerin, birikmiş işlerin, konuların biraz artabileceğini gösteriyor. Hani bunlar çeşitli nedenlerle olabilir. Bununla birlikte çalışanlar için de mesleki konular biraz daha öne çıkmaya başlayacak. Ancak ayın 26'sında Merkür Yay burcunda geriliyor. Şimdi Merkür retrosu bu. Klasik, biliyoruz. Biraz olaylar yavaşlar, hız keser. İşte böyle planlar değişebilir. İletişim sorunları olabilir. 15'ine kadar Merkür retro. O yüzden 26'sına kadar eğer böyle bir işle ilgili bir karar vereceksek ya da bir şey alacaksak, alışveriş yapacaksak falan, bunları mümkün olduğunca hani ayın 24'üne 25'ine kadar tamamlamaya çalışın. Bu süreçten sonra, çünkü genellikle bunları biraz daha temkinli yaklaşmakta, ertelemekte fayda var. İşte işte kullandığınız araç gereçler böyle bir sıkıntı olabilir, arızalar olabilir, işte randevular gecikebilir. İşle ilgili seyahatler, işle ilgili eğitimler daha fazla gündeme gelebilir. Özellikle bu dönemler geçmişte zaman ayıramadığımız işleri yapmak için doğrudur. İşte dolaplar böyle temizlenebilir, böyle bir şeyler ayrıştırılabilir. İşte ertelediğimiz kontrollerimizi yapabiliriz. Hep böyle zaman bulamayıp yapamadığımız işleri yapabiliriz. Sağlık kontrollerine biraz dikkat edelim. Bu dönemde özellikle öğrenciler için geçmiş konuları tekrar etmek, çalışmak, işte böyle hazırlıklar yapmak için de değerlendirilebilir bu dönem. Ama yeni konulara dikkat ediyoruz ve günlük hayatımızda olabilecek bu karışıklıklara da daha sağduyulu yaklaşmakta fayda var. Bu videoyu yararlı bulduysanız beğenebilirsiniz, paylaşabilirsiniz ve henüz olmadıysanız kanalıma abone olabilirsiniz ve ayrıca Instagram'da bulunan 12 Burç kanalımızı da takip edebilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum.